Evet, biliyorsunuz hafta sonu Beşiktaş'ta Akatlar Spor Kompleksi'nde olağan seçimde genel kurul yapıldı ve 20 sandık sonucunda 4.423 oy kullanıldı Beşiktaş Kongresi'nde. Bunun 3.965'i geçerli oy oldu. Sayın Ahmet Nurçebi 2.777, Sayın Fuat Çimen ise 1.190 oy aldı. 397 boş oy kullanılırken 59 oy ise geçersiz sayıldı. Şimdi hem kongreye konuşmak istiyorum hem de bu boş oylar, Fuat Çimen bu kadar oy aldı, Sayın Başkan'ın 2.777 oy alması, düşük oy aldı Sayın Başkan'ın, da söyleyeyim 14-15 bine yakın bir kongre üyesi var, kuotanın da çok fazla olmadı. Şu an attığımızda Hürser Tekin Oktay var. Hocam yayınımıza hoş geldiniz, nasılsınız? Hoş bulduk Aygün'cim, sağ ol, sen nasılsın? Çok teşekkürler. Hocam şimdi şunu söylemek istiyorum. 397 boş oy, 59 oy ise geçersiz sayılmış. Yani baktığımız zaman 400'e yakın bir boş oy atılmış var. Yani buradan ne mesaj verilmeye çalışıldı Sayın Başkan'a? Bir de şimdi geçen de bir Beşiktaşlı arkadaşlarla da konuşuyorum. Mesela Fuat Çimen ismi çok bilinen bir isim değil. Yani kongre üyelerinin çok fazla tanıdığı, daha önceki dönemlerde adaylığını koymuş olan bir isim değil. Yani bu isim bile 1190 oy aldı. Yani ciddi anlamda bir belki farklı bir isim çıksa çok daha farklı bir kongre olabilir miydi? Neler söylersin? İstersen kongreden başlayalım. Daha sonra diğer konulara geçelim hocam. Buyurun. Tabii futbol konuşsak keşke de futbol konuşamıyoruz. Maalesef konuşamıyoruz hocam. Şimdi Aygüncüm, tabii dışarıdan bakıldığı zaman bir ilginç neticeler çıkıyor. Özellikle iktidarın aldığı oy, boş oy sayısı. Evet. Gerçekten çok ilginç. Biliyorsun Türkiye'de çok uzun yıllardır hiçbir kurumda, siyasi partilerden spor kulüplerine kadar gittiğin zaman kolay kolay başındaki iktidar değişmiyor. Yani bu her tip siyasi partiye, her görüşteki siyasi partiye bakalım. Hı. 20 yıldır, 25 yıldır aynı liderler başında. Hı hı. Öbür taraftan bakıyorsunuz kulüpler bir ele geçiren koltuğu yıllarca devam ediyor. Ve işin enteresanı, mesela şey çok hoşuma gidiyor Aydın. Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim sisteminde biliyorsunuz İki dönem üst üste başkanlık yapabiliyorsunuz. Üçüncü dönemi yapamıyor. Hı hı, özellikle Obama'nın veda konuşması çok etkileyiciydi. Ben bu işi daha yapabilirim. Ama benden başka, benden sonra gelecek yeni değişik fikirlere de Amerika'nın ihtiyacı var. Dolayısıyla hala diriyim, tazeyim mesajını verirken çok sesliliğin farklı medeniyetlere, farklı işte Jüpiter'e kadar gidebileceğinin sinyallerini verdi. Alkışlarla gitti. İki dönemin üstünde de yasalar bu dedi. Usul bu dedi. Kanun dedi bu dedi. Biz buna uymamız lazım dedi. Adamlar bu kanunu koyarken zaten biliyor. İki dönemden fazla kaldığınız zaman orada otokrasi başlıyor. Demokrasi bitiyor. Ve güçle birlikte gücün de yanına yaklaşanlarla birlikte orada bir sultanlık yaşanıyor. Bütün her yerde böyle yani. Sadece Türkiye'deki siyasi parti kulüpler vesaire değil. İki dönem çok kritik bir şey. Dolayısıyla bu ben şuraya bağlayacağım. İktidardaki güç yanındaki şu veya bu şekilde duygusal, manevi veya ticari ilişkilerle bir boltan oluşturuyor. Hal böyleyken iktidar hiçbir zaman sandıkta kaybetmiyor. 20 yılda Türkiye'de baktığınız zaman. Yani bu spor kulüpleri, vakıflar, dernekler hepsini koyabilirsiniz. Şimdi sadece halk değiştirebiliyor. Yani nasıl değiştirebiliyor? O da işte Aziz Yıldırım'da olduğu gibi orada demokratik bir yapı kurdu. 30 binlere çıkarttı üyeleri. Seçim seçmeni 3 binde 4 binde tutsaydı Aziz Yıldırım 10 yılda başkanlık yapardı. Dolayısıyla daha önce de belki buna çok değindiğim anlar olmuştur. Önemli bir şey. Kendisini gönderen demokrasiyi getirdi Aziz Yıldırım Fenerbahçe'ye. Dolayısıyla böyle baktığınız zaman İktidarda olan Ahmet Nurçebi yönetiminin 5000 oy alan bir önceki birkaç matematik bir rakamı vereceğim kolay anlaşılması için sendiriklerine katkı olarak. 5000 oyla göreve gelen bir iktidarın 2777 oya düşmesi, böyle başkan seçilmesi, tabii ki birinci aritmetiğin dengesi bu. İkincisi, daha enteresan şeyler söyleyeceğim sana. Ahmet Nurçebi'nin aldığı oy sayısı 2777 ya. Evet. Disiplin kuruluna seçilen avukat Ahmet Akpınar'ın aldığı oy sayısı 2495.
borçlarla Ahmet Akpınar'ın borçlara Ahmet Akpınar verdiğini düşünürseniz Ahmet Akpınar'ın aldığı oy miktarı Ahmet Nur Çebi'den fazla. Başkandan fazla olacak disipline seçilen kişinin oyu. Tabii. Tabii. Tepki oylarını Ahmet Nur Çebi'ye vermeyen tepki oylarını Ahmet Akpınar'a yazdığınız zaman Ahmet Akpınar kongreden başkan olarak çıkar. Bir başka örnek daha vereceğim. Bu hakikaten enteresan. İktidar olup mesela 7 sandıkta arkada çıktı Ahmet Nur Çebi yönetimi. 6 numara, 7 numara, 8 numara, 11 numara, 16 numara, 17 numara, 14 numara. Tam 7 sandıkta. 5 sandıkta Ahmet Akpınar'ın arkasında çıktı. 2 sandıkta da genç bir kardeşimiz var Gökhan Tiryaki diye. 2 sandıkta da onun aldığı oydan azaldı. Şimdi bu seçimin 2777 oyundan daha önemli. Yani bakmayın Fuat Çimen yönetimi, Ahmet Nur Çebi yönetimi karşı karşıya girdiği zaman 20 sandıkta tulum çıkartmış gibi gözüküyor Ahmet Nur Çebi. Hani seçim tabiriyle bütün sandıklarda almış. Ama iş öyle değil. Hatta işin gerçeğini şunu söyleyeyim. Gökhan Tiryaki'nin aldığı oy sayısı 1939. Yani Gökhan Tiryaki girseydi Ahmet Nur Çebi'ye oy veren 500 kişi daha Gökhan Tiryaki'ye atar. Çünkü genç çocuk mahallesi temiz, iş yapmak istiyor. Zaten gençlerin yolunu açmak lazım diye bir sürü insan ona verirdi. Yani seçimin sonuçlarına baktığınız zaman türbünde kaybeden, türbünde farklı sloganlarla türbünü ve sokaktaki Beşiktaşlı'nın desteğini kaybeden Ahmet Nur Çebi çok ilginçtir. Kongrede de var olan iktidar gücüne rağmen desteği bitmiş durumda. Şimdi adayların muhalefette de 1190 oy çok düşük bir oy. Yani Ahmet Akpınar 2495 oluyor. Muhalefetin aldığı oy 1190. Mesela tüm adayların aldığı oy sayısında Ahmet Nur Çebi, Ahmet Akpınar, Gökhan Tiryaki, Şahabettin Önkol, Hasan Özdağan. Bu seçilemeyen Hasan Özdağan. Yani seçilemeyen muhalefetten daha fazla aldı. Sicil kurulundaki seçilemeyen Hasan Özdağan 1374 alırken, seçilemeyen Oğuzhan Bulut 1224 alırken, seçilemeyen Özgür Mert Balcı 1210 alırken, Fuat Çimen 1190 aldı. Dolayısıyla yani muhalefetin 8. sırada en çok oy sıralamasında 8. adayının 8. olduğu ama diğer kurullardakinin onun önünde olduğu, diğer kurullardaki Ahmet Akpınar'ın borçları aldığınız zaman Çebi'nin önünde olduğu öyle bir rakam çıkıyor. Dolayısıyla seçimin ciddi aritmetiği bu. Şu olabilirdi, eğer muhalefet lideriyim, işte senin programı da dinledim ben, 2,5 yıldır çalışıyoruz, biz projelerimizi anlatmaya, bize her yeri kapatıyoruz dedi arkadaşımız. Şimdi 2,5 yıldır çalışıyorsanız siz kongreden bir gün önce Mali Genel Kurul'da herkes konuştu. Herkes konuştu ve usulsüz bütçeler ve ibra edilmemesi olan konular vardı. Orada bir başkan adayı çıkıp konuşacak, konuşmazsa ben bu bütçeyi reddediyorum. Beşiktaş'ı borç batağına batırdınız. Biz size borçlanmayı durduracağız. Biz size gelecek vaat ediyoruz. Oylarınıza talibim ey arkadaşlar, kongre üyeleri. Ben size taahhüt ediyorum. Derse sana oy verir. Yani sen Ahmet Nur Çebi'nin yaptığı 2,5 yıllık icraattan hiçbir şey eleştirmeyeceksin cumartesi günü. Pazar günü de çıkacaksın bana oy verin diye. Onun için 1190'da kalırsınız muhalefette. Onun için Ahmet Akpınar sizin aldığınızın %70 oyunu fazla alır. Yani dediğinize ve görüşlerinize katılıyorum. Muhalefetin önünde cumartesi konuşan, bangır bangır orayı oplatan, mesela Tamer Mert muhalefet lideri olarak 250 imzayı Fuat Çimen'e vereceklerini Tamer Mert'e verselerdi, Tamer Mert pazar günü oradan Beşiktaş başkanı olarak çıkardı. Çok, çok net söyleyeyim bunu. Çok net söyleyeyim. Pazartesi günü Tamer Mert mazgıtayı almaya gidiyordu. Çünkü liyakat derseniz var, aritmetik derseniz var, seba kültürüne sahip çıkıyorsa var. Zaten Tamer Mert'e yapılan hakaretler, yani bir başkanın kendisine bu bütçeyi reddedin, 1.7 milyarlık bütçe peşin borçlanma, bunu kabul etmeyin, genel kurulun hükmünü, oluşumunu bu bütçe reddetmektedir. Çünkü tarihte ilk kez böyle bir şey var. Göreve geliyorsunuz, 600-800 borçlanmışsınız. Ondan sonraki dönemde yeni çıkan kanuna katla atsın diye kanun. Siz ne yapıyorsunuz? Borçlanacağınız 1.7'yi oradaki genel kurul üyeleri, işte Tamer Mert, işte Hasan Özdoğan, Özgür Mert Balcı, Ahmet Akpınar,
Bunlar, bu arkadaşlar da hukukçu. Bunlar ödeyecek. Ben karışmam arkadaş. Ben 1.7 borçlanacağım. Devlet gelsin bundan hesabını sorsun diyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Yasa çıkarttılar. Kendin önünden sorumlusun diyor. Sorumluluğu alarak başlayacaksın. Sorumluluğu genel kurula verip başlamayacaksın. Şimdi bu haldeki biz şuradan şunu da aslında Ahmet Akpınar çok camianın eski sevilenlerinden büyüdür. Avukattır. İşini de çok düzgün yapar. Şimdi muhtemelen kürsüdeki başkanın genel kurulda olanların hani kavgalar, dövüşler oldu. Orada Uluç Gürkan'ınıza bu tutup savcılar şikayette bulunması lazım. Çünkü oradaki kavgaların bireylere değil Beşiktaş'ın armasına yapılmış kavgalardır. Oradaki tecavüzdür. Hele ki sizin iletişim müdürünüz, maaş ödediğiniz birisi. Ya kulüp çalışanı nasıl böyle bir şey müdahil olabiliyor? Yani ben onu da anlamış değilim. Yani şimdi bir şey söyleyeyim. Şunu düşünmüyorlar sevgili Aydın. Orada kulüp çalışanının verdiği maddi veya ki fiziki hasarlardan dolayı birisi gitse şikayet etse, tazminat davası açsa kulüp çalışanı ödemeyecek ki kuruma açacak adam tazminat davası. Tabii. Adam Türk Hava Yolları'nda bir şey olduğu zaman oradaki hostesi açmıyor ki. Türk Hava Yolları'nda açıyor. Türk Hava Yolları'nda tazminat davası açıyor. Şimdi hal böyleyken kurumun bir kere hemen o arkadaş özür dilese de ki ben onun yürüyüşünü falan da izledim. Çok güzel değil o. O tavırları da güzel değil. Bırakın küfürü. Oradaki gencecik bir Beşiktaşlı çocuğa, o çocuklar Beşiktaşlı, o çocuklara saldırmayacaksınız sizi eleştiriyorlarsa. O çocuklar, bakın Ahmet Nurçebi, o çocuk, o çocuğa niye kızdı çıktı dışarı? Yavrucuğum okumuyor musun? 20 tane dosya açtık dedi. Ahmet Nurçebi hiçbir şeyden rahatsız değildi. Bir tek 20 tane davanın açıldığını çocuk okumamış diye salonu terk etti. Kavgalar çıktı. Ahmet Nurçebi çocuğa bir üslubundan ötürü beni niye eleştiriyorsun demedi ki bunlar niye saldırıyor onu anlamadım yani. Şimdi bu şeye geleceğim. Buradaki vaka Uluç Gürkan'ın sorumluluğunda olup işlem yapması gerekiyor. Bakın Uluç Gürkan milletvekili olmuş. Bizim mebusumuz, bizim vekilimiz. Orada Süleyman Seva'yı temsil ediyor. Baba Hakkı'yı temsil ediyor. Şeref Bey'i temsil ediyor. 1903 yılında kurulmuş Cumhuriyet tarihinden eski bir kulübü temsil ediyor. Oradaki vakalardan birincisi Uluç Gürkan'a buradan sesleniyorum. Siz sorumlusunuz Sayın Vekil. Siz sorumlusunuz. Şikayet edeceksiniz. Kulübün markasını bu şekilde orada kriminal bir hale getiren birisi varsa kulüp kurumsal olarak bunun önünü durduracak bir kere. Bakın bu vaka birinci değil. Daha önce divan kurulunda Atıf Keçeci'ye saldırdılar. Bakın saldırdılar. Saldırı oldu. Daha önce Beşiktaş Kongresi'nde Ali Rıza Dizdar'a saldırıldı. Bugün de genç bir çocuğa saldırılıyor. Bunlar Beşiktaş'ın armasıyla Cumhuriyet tarihinden eski Cumhuriyet'in kurulmasına katkısı olan bir kulübün göğsünde de ay yıldızı olan armasında bir kulübün yaptığı işler olmaması gerekiyor. Böyle anılmamamız gerekiyor. Şimdi Ahmet Akpınar, Avukat Ahmet Akpınar'a başarılar diliyorum. Şimdi başkanın da kürsüde herkesin duyduğu şekilde Allah belanı versin denilen eyleme karşı nasıl bir hukuki kurumsal bir uygulamaya geçecek onu da merakla bekliyorum. Biz bunlara dur dememiz lazım. Anladım. Bunu durdurmamız gerekiyor. İnşallah bunlara kulüp kendi ruhuna kendi özüne sahip çıkıp dur diyebilir. Hocam çok kısa bir reklam aramız var. Aradan sonra size sohbetimiz devam edecek. Kısa bir ara veriyoruz. HDI Sigorta'nın sunduğu Aygün Özipek'le Ters Köşe devam ediyor. HDI Sigorta. Evet, Ters Köşe devam ediyor. Hattımızda Hürsel Tekin Oktay hocamız var. Hocam tabii şu da bir gerçek. Önümüzdeki günlerde çok sert bir muhalefet Ahmet Nurçebi'yi bekleyecek gibi gözüküyor. Katılıyor musunuz? Çünkü oylara baktığımız zaman, katılım sayısının düşüklüğüne baktığımız zaman Sayın Başkan'a tepkinin de olduğunu görüyoruz. Neler söylersiniz bu anlamda? Şimdi muhalefet lafı çok farklı yönlerden kritize edilebilecek bir kelime. Öncelikle camia zaten hem sokakta hem tribünlerde hem kongrelerde olanlardan memnun olmadığını Ahmet Nurçebi'ye gösteriyor. Öncelikle Ahmet Nurçebi'nin yapmasını ben daha önce aslında ona bazı tavsiyelerde bulunan açıklamalar yapmıştım. Kendisi bizi dinlemiyor. Ama gelinen nokta gün geçtikçe çöküş devrine girdiğini ve bunu önlemesi gerektiğini zaten biz ifade ediyoruz.
Yani 20 sandığın 7'sini kaybediyorsunuz siz. Çöküştesiniz. Bunun önlemi ne? Bakın ben size söyleyeyim. Mutlaka Ahmet Nusebi dinliyordur ya da dinleyecektir daha sonra. Bir kere önce yanında kongrelerde olay çıkartan, sosyal medyada insanları taciz eden bu insanları yanından uzaklaştıracak. Bu kulübü Süleyman Seba gibi yönetecek. Yani bırakın biz susunu busunu falanını filanını, çok konuşacak şey var, onları konuşmayalım. Ama öncelikle bu acilen kongrelerde olan kriminal işleri, sosyal medyada olan kriminal işleri onları durduracak. Trollere para vermeyecek kimse. Bunu niye diyorum? Erdal Torunoğlu, Fikret Orman döneminde biz yönetim olarak troller tuttuk, para veriyorduk diye açıklaması var. Hatta benim Cumhuriyet Savcılığına şikayetim var. Onu da belge olarak koydum Cumhuriyet Savcılığına. Dolayısıyla bu işleri bırakacaklar. Eleştiriden korkmayacaklar. Eleştiri, Beşiktaş hatalı transfer yapıyor. Sezona geç başlıyor. Geçen yıl evinde oturan futbolcuları transfer ediyorsunuz. 3 tane futbolcu aldınız. 3'ünü topladığınız zaman 30 maç oynamamış adamlar. Paraları çöpe atıyorsunuz. Bu borçlanma doğru değil. Kötü yönetiyorsunuz. Profesyonelleri oraya getirin. Yapamıyorsunuz. Demek kötü bir şey değil. Kötü bir şey değil. Bunları kötü algılıyorlar. Bilmiyorsunuz. Adam bilmiyorsunuz. O zaman bari dinleyin. Yani birilerini dinleyin. Beni dinlesin. Ahmet'i Mehmet'i dinlesin değil. Kamuoyunu dinleyin. Ha, kamuoyunun içinde de provokasyonlara gelmeyin. Mesela şu var. Beşiktaş, örnek veriyorum. Sergen Yalçın'ı göndermek için Hallemetti geldiğinden beri göreve. Çocukla sözleşme krizi başladı. Hatırlarsanız yanılmıyorsam Mesut Urgancılar ilk olarak radyoda açıkladı. Sezon bitsin öyle sözleşmeye bakalım dedi. Yani oradan başladı. Siz kendi evladınız, zaten insan zor bulunuyor. İşte yani Klopp da hata yapıyor. Yani Klopp doğru işler yapıyor diye herkes konuşabilir mi? Konuşamaz. İstikrar önemlidir. Dolayısıyla yani futbolla ilgili eleştirileri veya ki katlizatında bizim Fulya projesiyle ilgili 67-33 başkan kendisi 95 milyon dolar zarar ettik deyip, yani kendi ettiği muhalefeti kendi yöneticiyken bunu söylediği zaman biz bunun arkasında olduğumuza hain olmayacağız. Sayın Başkan, hain olmayacağız. Biz kulübümüzün menfaatleri için uğraşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde yarışmayı istedik. Bakın biz sporcuyuz. Burası spor kulübü. Bizim genlerimizde rekabet var. Çıkalım biz Real Madrid'de yarışalım. Biz aday olduğumuzda dedik ki verdiğimiz tek ciddi vaat Beşiktaş'ı ilk 16'da Şampiyonlar Ligi'nin orasına yerleştirmesi istiyoruz. Bizim hedefimiz bu dedik. Yani Beşiktaş'ın hedefi Türkiye'de şampiyonluktur. Şampiyonlar Ligi'nin ilk 16'sına yerleşmektir. Porto'nun, Benfica'nın yaptığı gibi. Yani bunun için yanında sadece bunu profesyonelite hale getirmiş kongreciliği, algıcılığı bu insanları bir kere gönderecek hemen. Yarın sözleşmesini bitirecek. Manevi veya kağıt üzerinde sözleşmesi vardır. Sonra kendisinin yaşı, hani herkes abi demesinden de hoşuna gidiyor. Buna hükmet. Yani bu hükmü alarak, buna hükmederek camianın istediği kodlarını geri verecek. Bizim kürsümüzde hiçbir kongreyemize küfür edilmez. Hiç. Bakın orada ben ağız okuma yöntemiyle gördüm. Bir yönetici de küfür ediyor. Bir önceki görev yaptıkları zaman kürsüdeki arkadaşlar çocuğa gittiler, vurdular, saldırdılar. Ya bunlar olur mu? Bunlar son 10 yılda oluyor. Aydın, bunlara son verecekler. Eskiden orada en ön sırada Rahmi Koç otururdu. Evet. Şimdi diyorlar ki kongreye niye gelmiyorsun? Ya orası kavga dövüş yeri mi? Orada bulunmaktan hicap duyuyorum. Ben artık hicap duyuyorum. O çocukları saldırıldığını ben gördüğüm zaman, sevgili başkan, benim boğazım düğümlendi ya. Onlar Beşiktaşlı çocuklar ya. Yani şimdi zararın neresinden durulursa kârdır. Bir 3 yıllık yetki aldı. Sokakta güveni yok, türbünde yok, kongrede yok. Acilen buraları toparlayıp insanlarla kavga veya ki beraberlik dışı hareket edecek insanları yanından uzaklaştırması lazım. Birinci maddesi bu. Gerisi kolay sonra.
gerisi hallolur diyorsunuz da bir mesaj gelmişti, onu bulmaya çalışıyorum da şeyle ilgili, başkanla ilgili onu bulmaya çalışıyorum da. Peki bulduğum zaman o soruyu size soracağım çünkü direkt gelen bir soru var. Mali anlamda şu, şimdi siz aslında bunu Türkiye'ye ilk siz duyurdunuz. Bu yeni spor yasasında biliyorsunuz bir madde vardı. İşte bütçeye en fazla %10 aşınmaşım. Ama Beşiktaş'ta tabii bu çok farklı bir noktaya getirildi. İşte 800 milyon TL'lik bir yetki istenirken 1.7 milyar TL'lik de bir bütçenin onaylanması genel kuruldan çıkartıldı. Ki bu şunu demek oluyor. Önümüzdeki sene Beşiktaş'ın borcunun yaklaşık 7.5 milyar TL'lere geçeceği yönde. Bununla ilgili neler söylersiniz? Şimdi Aygüncüm, Beşiktaş'ın Mali Genel Kurulu'ndaki açılış saat 11'lerde 600 küsür kişi anons ettiler. Hı hı. Kulüp çalışanı 625 kişi var. Bir mali kongre yapıyorsunuz. Çalışanınız mali kongreye katılandan en önemli saatlerdir onlar. Fazla. Yani şimdi ki ilk 600 kişi de başkan sonra çıktığında kendisi söyledi. Şehir dışından gelenler var dedi. İşte teşekkür ederim. Yani şehir dışından otobüslerle gelenleri kastediyor. O sabahları erken şimdi oradaki muhalefetten seçim gününden bahsediyorum. Çıkan konuşan Fuat Çimen konuşurken daha o kürsüye gitmeden hazır kıta diyoruz ya, hı hı, insanlar oy kuyruğunda. Çünkü onlar oy atmaya gelmiş. Fuat'ın orada ne konuştukları umurunda değil insanlar. Hı hı. Şimdi böyle bir yapıda siz zarar etmez misiniz? Bu 600 kişiler niye bahsediyorum biliyor musunuz? Ya sizin mali durumunuzu ibra edecek kişiler bunlar. Bir bakın, burada var bende resimleri. İbra oylamasında kınama cezası almış. Başkanın yakın bir dostu, yani saldırıdan, Atıf Geçeci'ye yapılan saldırıdan ötürü kınama cezası almış. Başkanın yakını iki elinde ibra oylamasında el kaldırıyor. Böyle bir şey olabilir mi? İki elinde. Ya bari tek elini kaldır, tek elini saysınlar. Eski tekniktir yani. O Hürsel Hocam. Ceket giyerler, ceketin tek kolunu çıkartırlar. Sanki uzaktan baktığın zaman bir kol gömlek gözükür, öbür kolda ceket gözükür. İki farklı kişi oy kullanıyor gibi gözükür. Eski taktiktir onlar. O sizde belki, Fenerbahçe'de mi öyle bilmiyorum. Fener'de ben bunu gördüğüm için söylüyorum. Şimdi bu tabii ciddi bir mali yükümlülük. Ve buradan o kişilerde bakın, kulüp çalışanı 600 kişinin içinden birisi de siz eleştirildiğiniz zaman adam dövmeye, kabadayı gibi gider. Twitter'dan adamları saldırtır. Dolayısıyla sosyal medyadan veya oradan buradan. Şimdi bir kere niye size bu kanunu çıkartıyorlar? Kaç para gelirim varsa ayağını yorganına göre uzatıyorlar. Şimdi bakın, şunu anlarım. Ben bunu sevgili Tamer Mert'le bu finansalları incelediğimiz münazaralarını hep yaptığımız, çünkü uzman kendi alanı. Evet, Tamer Bey, ben de takip ediyorum. Evet. Bu konuda uzman, doğru. Hı-hı. Yaptığımız zaman aramızda şöyle bir diyalog geçti. Tamer Bey bu konuda beni ilk uyarandı. Bütçeyi gördüğü zaman inanamadı. Çünkü hayatı bu rakamlarla geçmiş Tamer Bey'in. Ya dedim ki Tamer Bey, ben bunu anlayayım, kabul edeyim. Şunu desinler. 200 milyonluk biz bütçe yapıyoruz. Bütün giderlerimiz, maaşlar falan filan. Bunun içinde 600 kişi çalıştırıyoruz. Bunlara para ödüyoruz. Tamam. Onun üstünde de benim geçmişe yönelik, hani işte 14 sözleşme yapmak yerine 18 yapıyorum, sonra evde oturanlara para ödemek için bankaya gidip faizle borçlanıyorum falan. Tamam, onu da anladık. Hı hı. 600 milyonda plasman borcum var. Faiz borcum var. 800'ün üstüne 600 de koysunlar. Ama bunlar 800'ün üstüne 1.700'ü nasıl koyuyor? Yani bu anlaşılıp kabul edilmeyecek bir şey. Yani ben bakın, 200'lük bütçenin üzerine 600 finansman borcum var diye peşinen bunu kabul ettirmesini de anlarım. Ki ona da gerek yok. 800 artı 1400 dersiniz. 1400'lük bütçe yaparsınız. Bakın, 1400'lük bütçe yaparsınız. Onu sunarsınız, onu oylatırsınız. Siz 800 artı 1.7 milyar borçlanma rakamı yapıp bunu oylamaya sunarsanız, işte o zaman kanuna takla attırmış olursunuz yeni çıkan spor yasasına. Şimdi Saffet Sancaklı'yla Sayın Bakan'ı da ben taklarım. Yani buyurun, çıkarttığınız kanun nasıl egzajere ediliyor? Bizim zaten sevgili Aygün, kanunumuzda var. Diyor ki döneminde %10'dan fazla. Evet, var zaten. Diyor, olursa diyor, müteşekkilen tüm yönetim kurulu üyelerine bu hücre edilir. Doğru. Buna istinaden davayı da açtık, kazandık. 510 milyon Fikret Orman dönemindeki yönetim kurulu kulübü zarara uğrattığı bilir kişilerle tespit edildi. Mahkeme bunu onadı. Ama mevcut yönetim itiraz etti. Şimdi diyor ki efendim diyor, ben onların da haklarını korumayacağım. Hayır sayın başkan. Sen
onların haklarını onlar dava açacaklar. Bakın Adnan Polat'ı ibra etmediler. İndi Adnan Polat. İbrahim bozdurmak için o dava aç. Varsa Fikret Orman'ın kendi hakkı. O gidecek dava açacakken Beşiktaş Kulübü kurumsal vermiş olduğu kurumsal lehe oluşan bir karara itiraz etmeyeceksin. Oradaki yönetici gidecek davayı açacak. Onu şöyle yorumluyorlar. Şimdi hukukçularımız var dinliyordu. Diyorlar ki bu gelenekler. Efendim işte kulübe karşı açılmış davaya kulüp olmazsa işte kusur işler. Hayır o öyle değil. Kulübe karşı dava açılmıyor. O dönemki genel müdürlere, yöneticilere. Yöneticiler açılıyor. Hı hı. Tabii olur mu kulübe karşı? Şimdi düşünün sen şirket bizim. Aynı şey futbol aşı vermek fark etmez. Bizim Aygün'le Ürsel'e bir tane geçici birisine vekalet verdik. Suistimali gözüktü. Suistimali gözüktüğü mahkeme kararıyla belgelendi. Ona gideceğiz, rücu edeceğiz. O da gidecek mahkemede. Ben bu da masumum, burada değilim. Böyle diyecek. Yani minareyi çalan kılıfına hazırlar denir ya. Evet. Uygulama öyle oluyor. Hayır, kulübe karşı açılmış bir dava yok. O o dönemki bilirkişi raporlarında da yöneticilere rücu edilecek bir karar alınmış. Dolayısıyla şimdi bu kanun zaten vardı. Sevgili Safet Sancaklı benim çıplak gözle o zaman bize geldi Beşiktaş'a Gordonlu'nun zamanında izlediğim çok da beğendiğim birazcık zayıftı. Boyu posu koordinasyonu bozuktu ama çok da iyi futbolcuydu. Yani gol atmasını da biliyordu. Dokunuyordu. Gol oluyordu. Evet. Şimdi sempatiyle de baktığım Millet Meclisi'nde de bir spor adamının olması gerçekten çok güzel. Her türlü söylemin de arkasındayım. Ama bu kadar uğraşları nerede şimdi? İşte takla attı adam. Tamam ya takla attırıyor. Ya bu kanunun bu şekilde bir de daha önce konuştuk sevgili Aygün. Geçmişe yönelik şu ihtimalleri de beraat ettirecek şekilde olmaması lazım. Geriye dönüp de zararı uğratanlar varsa bu onları masumiyet haline getirmemesi lazım. Geçmişe dönelik işte artık geriye dönmeyeceğiz. Bunlar geçmişe ama kulüpler de geçmişe dönmüyor ki Ürsel Hocam. İşte geçmişe döndükleri zaman da yok onu yapacağız bunu yapacağız diyorlar ama ortada hiçbir şey yok. Yok mahkemeye vereceğiz onu yapacağız bunu yapacağız diyorlar. Ortada herhangi açılan bir dava da olmadı gözüküyor hocam. Orada da işte dernekler ve İçişleri Bakanlığı'nın bunları denetlediği zaman kurumun lehine olmayan, kurumun aleyhine olan işlemlerde görevlerini yapmayanlar için soruşturma açmasılar. Mesela biz İçişleri Bakanlığı'na bağlı dernekler kanunu o yönetmelikte yönetiliyor. Şimdi çok fazla sorular var ama Gazi Kartallı'nın sorusunu buldum çünkü demin ismini okumuştum. Hürsel hocamıza sorar mısınız? X yönetici koca sezon Beşiktaş doğranırken ağzını açmıyor. Ne zaman kendine bir şey deniyor hemen ışık hızıyla cevap geliyor. Tabii ki kendine bir şey dendi cevap verecek ama Beşiktaş'ın canını yaktıklarında susacaksa orada olmayacaklar demiş. Doğru söylüyor. Ne diyebilirsiniz? Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Bir buçuk sezon, iki sezon. Bakmayın şampiyon olduğumuz için daha da çok doğrandık Serden'in olduğu zaman. Yani Halil Umut Meyler'i vermeyin diyorlar. Kasti 3 gün sonra bir daha veriyor adamlar. Yani biz burada senin kafana vura vura istediğimizi yaparız. O futbolcuyu da futbolcuların karşılığı teknik direktörü de ezmektir Aygün. Teknik direktörü de ezmektir. Teknik direktörün otoritesini, itibarını futbolcuya karşı zayıflattığınız zaman maç kaybeder zaten. Doğru. Dolayısıyla biz 1,5 yıldır böyle kimse yapmadı. O çocuk Allah razı olsun Sergen'den. Hepsiyle tek başına uğraştı. Şampiyon yaptı. Ve insanların kaçırdığı bir şey daha var. Bakın burası çok önemli. Buralara ben geleceğini hep daha önce söylemiştim. Senle de konuştuğumuzda. Bir yıl önce başarısız olacaklar. Bu olacak, şu olacak. Çünkü bu farklı bir şey. Zamanında hazırlanmadılar, zamanında transferi yapmadılar. Bu işler bir günlük işler değildir. Adam bir transfer yaparken 6 ay önceden planlar. Bir günde transfer yapılmaz. Hoca 6 ay önce sözleşmesini yapar, önümüzdeki yılın planını yapar. Biz şampiyon olmuş takımın hocasını 1 ay, 1,5 ay boyunca sözleşme yapmadık. Küstü başkanla Sergen. Birbirlerinden ayrı kaldılar. Böyle olur mu? Ve bu neticede yine Beşiktaş bana kalırsa Sergen çok iyi başladı elindeki kadroya göre. Fransa ligindeki, Alman ligindeki, ikinci ligindeki futbolcularla o ülkelerin şampiyonlarına karşı şampiyonlar liginde mücadele ederek başladı. Siz Almanya ikinci liginden Bundesliga 2'den aldığınız iki oyuncuyla şampiyonlar liginde Dortmund o ülkenin şampiyonuna karşı çıkıyorsunuz. Zaten maçı finalde kaybediyorsunuz soyunma odasında. Dolayısıyla Sergen o periyodu yine ayaklı, Dortmund'lu o periyodu yine iyi yönetti ama o maç yoğunluğu üst üste binince futbolcu sakatlanmalarıyla birlikte, sezonu geç açmalarıyla, sezonu hazırlanamamakla birlikte sahadaki performans istediği gibi olmadı. Bana kalırsa Şampiyonlar Ligi periyodundaki takımın
sahadaki performansı eldeki verilere göre artı eksi baktığınızda bana kalırsa çok yüksekti. Çünkü takım ikinci ligden aldığınız futbolcularla o ülkelerin şampiyonlarına karşı yarışacak bir takım değildi. Yani bizim arkadaşımız haklı. 1,5 yıldır ses çıkartmadılar. Sergen'le şampiyon olduk. Sergen gidince de öksüz bir Beşiktaş kaldı. Hocam çok teşekkürler. Ben de çok teşekkür ederim. Tüm dinleyenlere sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Hoşça kal Aygün. Çok mersi. Evet, hattımızda Hürser Tekin Oktay hocamız vardı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Detaylı bir Beşiktaş Kongresi analizi de yaptık. Evet, bugünlük de Ters Köşe'nin sonuna geldi. Yarın sabah görüşmek üzere. Hoşça kalın. Radyo Spor'da kalın. HDI Sigorta Aygün Özipek'le Ters Köşe'yi sundu. HDI Sigorta. HDI Sigorta. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.